Bizim şimdi hocalar bile görüyorsunuz rabıta meselesinde, Mehdi'ye kadar devam etmesi meselesinde, kız medreselerinin bazılarında efendisi rabıtasını bozmaya uğraşan hocalar var. Mesela vesaire vesaire. Bir tek ben konuşuyorum mesela. Geri kalan görüyorsunuz. Benim görüşümde olan, beni tasdik eden, doğru söylüyor diyen yüzlerce, binlerce hoca efendi var. Ben onu biliyorum. Efendisi'nin rabıtasına devam eden. Ki ekseriyet bu hal üzeredir. Ekseriyet. Birkaç tane çapulcu tayfası, çoluk çocuk bu işleri karıştırıyorlar. Bir kekeme var, işte bir bilmem ne var. Böyle karıştırıyorlar. E şimdi bunların hiçbir ilmi değeri yok. Hiçbir efendim bir ispatı vücut yok, irşadı yok. Hiçbir şey yok. Ama bizim bu kadar meşhur hocalarımız, vekiller, böyle şey, süt yok. Karısı bir ifsat yapıyor, karısına sahip olamıyor ya, karısına mal olamıyor. Onun için şimdi birisi bir şey anlatsa, Efendi Hazretleri şöyle yaşandı diye, binlercesi de orada otursa, sükut etse, ben şimdi bu kaideye göre uygulayamam ki. Bunların susması da bunun konuştuğunun tasdikidir manasına. Niye? E çünkü bazen batıla da susuyorlar. Benim gibi adam kaç tane var? Yani bilmiyorum kaç tane var. Bir Hüseyin Avni Hoca var, Şumar var, birkaç tane Mustafa Özşimşek var. Birkaç tane çıkarabilirim. Çalkala çalkala çıkmıyor yani. Ha onlar da yalan konuşmuyorlar. Ama her doğruyu söylemiyorlar. Her doğruyu değil. En önemli doğruyu da söylemiyorlar. Misal. Ama sahabe öyle midir ya? Sahabe birbiriyle savaştı kardeşim. Savaşacağız yeri geldiğinde. Niçin? Hak meydana çıksın diye. Birbirini öldüreceğiz anlamında konuşmuyorum. Ama reddiye yapacağız. Reddiye budur. Reddiye burada lazım. Bak ben şimdi şu andaki hoca şurası toplansa, biri bir şey anlatsa, kırkı sükut etse, ben bunlar bunu tasdik mi etti değil, bilemez. Sonra çıktıktan sonra arkada diyor, yanma da attı diyor. Böyle bir şey yoktu diyor mesela. E mübarek bana niye sonradan söylüyorsun? Adam orada konuşurken ben de oradaydım, yoktu desene. Kaç kişi kaldı böyle? Yok Efendi Hazretleri'nin oğludur, yok Efendi Hazretleri'nin torunudur, yok Efendi Hazretleri'nin şusu. İşte saygımızdan öyle bir şey yok. Şeriat, tarikat konularında yanlışa susmak olmaz. Kim olursa olsun diyeceksin ki ben giderim elini öperim. Hocamsın derim, efendinin torunusun, parçasısın vesaire. Elini de öperim, ayağını da öperim. O ayrı bir konu. Burada yanlışsın. Rabıtayı bozdurma. Yanlışsın kardeşim ya, efendim ben duydum, sen mi duydun? Aksini duymadın. Aksine delilin yok. Müsbit nafiden evlat usulü fıkıh kaidesi. Ben sübut yönünde bir delil götürüyorum. Sen nafi bulamıyorsun. Nefyedici bir şeyin yok. Bir kişinin bir delilimiz yok. Çünkü efendinin yanında siz ne kadar durdunuz, ben ne kadar durdum mu meselesi var. Orada heyette bulunur, şurada bulunur, şurada bulunur, burada bulunur. E işte bir hoca efendinin yaşıdır veya başıdır veya nesebidir veya şerefidir olabilir. Başımın tacı hepsi. Ama orada yanlış bir şey söylediği zaman da kalkıp bu yanlıştır. İnşallah diyenler çıkar. Önümüzdeki günlerde daha batıllara gitme tehlikesi büyüyor tabii. E şimdiki bugünün ortamında tarikat erbabının içindeki vekil olmuş, halife olmuşlar, bu kadar tasavvuf, tarikat çıktı meydana. Burada yani en azından sessiz kalma var. Ama sahabe nedir? Münezzehtir. Sen şimdi bunlar hepsi münezzehtir diyebiliyor musun? Keşke diyebilseydik ki bu şura, bu et münezzehtir diyebilseydik. Ama biz şahit olduğumuz olaylar var ki batıla sükut ettiler. Şahidim dolu. Yüzlerce olaya şahidim ben. 50 senedir bu işin içindeyim. Hüsnü meselesi olduğunda ben dedim Efendi Hazretleri şimdi dedim Ahmet Hoca geliyor yoldaymış bana bindirecek. Sen mi söyledin ne yaptın ne ettin bilmem ne. Atır dedi. Yücahidûne fî sebîlillâh ve lâ yehâfûne levmete lâim. Benim oğlum da olsa kim olursa olsun dedi. Sen tenkitten korkmayacaksın dedi. Hakkı söyleyeceksin bunlara. Ne kadar olaylar yaşandı bu hususta. Efendi Hazretleri zerre kadar ve bize emretti yani. Ayet okudu, bu ayet okudu. Allah yolunda mücadele edeceksin. Hak meydana çıksın. Çünkü adam diyor ki çarşaf bu cemaatta şart değil. Efendim sen bütün yolunu bozacak. Efendim bana şalvar cübbe giyen cahiller var. E kim o zaman efendi cahili aşağı. E bunu denilen bir durumda. Burada şimdi hatır matır kimin oğlu, kimin dayısı, kimin kayınbiraderi olmaz. Öbür türlü batıl konuşuluyor, din adına, şeriat adına, tarikat adına yanlış bir şey konuşuluyor. Sen, yok beni bölge başkanından atarlar, vekillikten atarlar, vazifemden alırlar, maaşımı keserler. Bunlar iş mi ya? Bunlar iş mi? Efendi Hazretleri'nin yüce hatırı için bedel ödenmez mi biraz da? Ne olacak yani?
Yüce Sultan Müceddidi zaman, Gavs-ı zaman ondan sonra ne kadar hakkı var üzerimizde yani. Şimdi de bu meseleler de fitneydi. Efendim sana gitseydik şimdi dedim işte. Böyle bir takdiri ilahi oldu. Bu rabıta gibi işler. Efendim sana giderdik. Hazreti Mehdi'ye kadar mısın? Hepsini söylerdi. Ama biz diğer beyanlarından bunu çıkarıyoruz. Ama rabıta bana devam edecek. Onu kesin söyledi. Vallahi billahi tallahi. Eğer söylemediyse yani nikahımdan eşimi boşadım. Üç talakla boşadım yani bak. Eğer bana bunu söylemediyse, şu kulaklar duymadıysa. Beni gibi bir adam bunu uydurabilir mi aşağı? Bütün tefsirini bana emanet etmiş. Aa, hiç kimse yazamıyor. Ahmet'ten başkasına meşayih razı değil. Ahmet'ten başkasına meşayih razı değil. Mecbursun bunu yazma. Kendi Muhammed Fatih Hoca geldi burada okudu kağıdı. Ahmet Hoca kendi beyan etti. Ben şimdi nasıl güvenilmeyen, mecruh bir adam oldum? Bütün tefsirleri falan adına çıkanlar bu fakirin hizmetiyledir. Ya, olacak iş değil. Kendi kendileriyle çelişiyorlar. Tenakuzat-ı Elbani'yi geçtiler yani.